Çocuklar Ali'ye devam ediyorum. Pınarhisar üzeri gidiyorum. ...26 kilometre... yolumuz Pınarhisar'a. Yalnız dostlar, önümüzdeki günlerde bir sıcak hava dalgası geliyor bir hafta boyunca. 39, 40, 41. Yani yanıyor bu bölgeler. O yüzden İğneada taraflarına hani gidersem en azından şu bir haftayı orada geçireceğim şekilde. Çünkü oralar haritaya baktığım kadarıyla yeşillik, ormanlık, ağaçlık gözüküyor. Yani bir haftayı orada eritmeye çalışacağım becerebilirsem. Bey'den geçiyoruz şu anda. Hamza Bey köyü. Hamza Bey köyüne selam olsun. Hamza Bey köylü takipçim varsa selam olsun. Yine yolu kırsala süreceğim. Osmancık, Deve Çatağı, Bayramdere, Kızılcıkdere'de hemen hemen 40'lar 50'ne varmış oluyorum. Birazdan kırsala sapacağım. Köy yollarına girdim. Hadi bakalım. Şu baş ağrıtıcı trafikten bir nebze olsun kurtulayım. Yol düzü gösteriyor.
İşte özlenen yollar bunlar. Oh be, serinlik geliyor, çarpıyor resmen. Deminki gösterdiğim ayçiçek tarlalarının olduğu yerde ufaktan bir çadır denemesi düşündüm ama telefonum, kameramın, her şeyin şarjı sıfır şu anda. Sıfırlanmak üzere. Powerbankler keza öyle, boş. Bugün otele gireceğim. Kırklar elinde. Bilmem ki ne sanıyor. Kararlıyım onu bırakmaya. Tak dedi artık canıma. Son verdim kalbimi işine. Aklım ermedi gidişine. Son verdim kalbimi işine. Olmaz olsun onun. Yıllardır gülmedi yüzüm bir an. Sonunda baktım ki hep zararla ziyan. Yıllardır gülmedi yüzüm bir an. Düz mü gidiyoruz? Biraz yol kavisli ama düz gidiyoruz, düz. Deve çatağına geldik. Burası deve çatağı. Bir selam da deve çataklılara.
Selam olsun deve çataklılar. Deve Çatak Köyü. Deve mi çatıyorlarmış acaba? Önceden. Buradan sağa döneceğiz. Deve Çatak Köyü. Aha. Kahvenin güzelliğine bak. Güzelmiş Deve Çatak Köyü. Yeşil. Yeşiline kurban. Allah. Evet, son 13 kilometre. Aslında hep akşam 4'ten 5'ten sonra yola çıkmak lazım. Yol çok güzelleşiyor ya. Öğlenin sıcağında hep yol alıyorum. Erken yola çıkıyorum. Bu sefer de akşamın o güzel ışıklarını kaçırıyorum. Bundan sonra ona dikkat edeceğim. Yani akşam yol alma işine dikkat edeceğim. Akşamın ruhu bir başka oluyor. Yani güneş eğiliyor, ışıkları yan açıyla geliyor, gölgeler oluşuyor her tarafta. Dağlara vuran ışıkların gölgeleri değişik oluyor. Her haliyle güzel. Kırklar eline geldik. Oh, hep yeşiller yanıyor vallahi. Herkesi düz diyor. Vallahi ışığı mışığı göremedim ha güneşten. Geçtik ama.
Günaydın dostlar. Ben otele yerleştim dün akşam. Günaydından da anlaşıldığı kadar bugün sabah oldu. Güzel, temiz bir oda. Bella Suite diye bir otel. Tek kişi kalıyorum. Double yatak. Pencereleri var. Çayı kahvesi var. Banyosu falan temiz, güzel. Zaten puanı yüksek buranın. İşte şurada göstermeyeyim dedim ama şu dağınıklığımı da şöyle bir çekeyim. Böyle dağlık. Hep huyumdur, hep dağılırım. Birazdan kahvaltıya ineceğim aşağıya doğru. Bir berbere falan giderim. Burada kalacağım çok büyük ihtimalle bugün. İşte öyle, hadi görüşürüz. Bu arada tekrar günaydın. Bir berbere gittim. Oradan çıktım. Yine aşırı sıcakta kırklareli elinde dolaşıyorum. Hemen berberden çıktım. Kırklareli Müzesi'ni gördüm. Bir gireyim diyorum. Dolaşayım orayı. Müze ücretsiz gezebiliyorsunuz. Koltukta oturan heykel. Çok karışık görünüyor ama. Nerede köy kırklareli? Aa, bu da çocuk mezarı. İlk defa gördüm çocuk mezarını. Sütun başlığı, sütun abaküs, yazılı sütun kaidesi. Erzak küpü. Şunlar da mezarlar zaten. Bayağı eski kalıntılar var ama belli. Baş yok. Buralar merkez sayılır artık Kırklareli'nin. Hızır Bey ve Desteni. Burada bir de Ali Rıza Efendi evi varmış, Atatürk evine yakın. Onu da gezeceğim. Demin kuaföre gittim. Arkadaşla da konuştum. Başka da pek gezecek bir yer yok dedi. Merkezde çarşıyı pazarı çekersin. Şey.
Gelin merasimiymiş. Bu da damat tıraşı. Hepsini okumayacağınız için. Çok güzel ya. Peçkada pişirilen yemeklermiş. Çok lezzetli oluyormuş. Bebek odası. Ve paşam. Paşam her zamanki gibi. Evet, bu da pekmez yapımını simgeleyen bizim analarımızın da yaptığı. Pekmez bu. Biz işkefe deriz buna. Bizim orada yaparlar Tokat yöresinde. Burada da peynir yapımı var. Ve el sanatları. Yün eğirmek derler. Benim anneannem de yapardı bunu. Yün eğirmek. Süpürge, sele, üzüm, üzüm şarabı. Çömlekçilik sanatı. Ve burada bitiyor. Bu da çıkış. Çıkıyoruz. Evet, burayla bitirdik. Şimdi Ali Rıza Efendi evi var.